Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Ramazanınız inşallah güzel geçmektedir. Bakara Sure-i Şerifesinin 215 ve 216. ayet-i kerimeleri üzerinde sohbetimi yapacağım bu konuşmamda. Önce mübarek metinleri okuyalım, dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elûneke mâzâ yunfikûn. Kul ma enfaktum min hayrin felil valideyni vel akrabine vel yetama vel mesakini ve ibni sebil ve ma tef'alu min hayrin fe innallaha bihi alim. Kütübe aleykümül kıtalu ve huve kürhül leküm ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrül leküm ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrül leküm. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Sadakallahu lazim. Bu da 216. ayet-i kerime. Rabbimiz birinci okuduğum 215. ayet-i kerimede buyuruyor ki yes'elûneke, sana soruyorlar, mâzâ yunfikûn, neyi infak edecekler? Kul ma enfaktum min hayrin, onlara de ki hayırdan infak ettiğiniz şeyler felil valideyni vel akrabin, anne baba içindir, onlara harcanır, vel akrabin daha yakınlar için, ondan sonra akrabalar için, vel yetama yetimler için, vel mesakin efendim fakirler için, ve ibni sebil yolcu, yolda kalmış, parasız kalmış yolcular için. Ve ma tef'alu min hayrin, hayırdan ne yaparsanız fe innallaha bihi alim, Allahu Teala Hazretleri onu bilir. Bu ayeti kerime para ile yardım, hayır yapmak, mali destek vermek konusunda. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Müslümanları Allah yolunda sevap kazanmak için efendim cömertlik etmeleri, paralarını harcamaları konusunda teşvikler yaptığı zamanda o arada inmiş olan bir ayet-i kerimedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iman ile ilgili meseleleri anlatıp öğrettiği, yanlışlıkları düzelttiği, eski dinlerin hatalarını belirttiği gibi topluma mutluluk gelmesi için, insanların kardeşliklerinin kuvvetlenmesi için birbirlerine karşı yapmaları gerekli vazifeleri de hatırlatıyordu. İslam'ın güzelliklerinden bir tanesi, en güzel efendim yönlerinden bir tanesi de yalnız dünyayı değil, yalnız ahireti değil, sadece ahireti değil, dünyayı ihmal edip, sadece efendim ahireti ihmal edip dünyayı değil, ikisini birden mamur etme gayesini taşıması ve o konuda efendim tavsiyelerde bulunması. Onun için ibadetlerimizin içinde bir de mali ibadet var. Zekat ibadeti çıkartıp zenginler mallarının içinde kendilerinin olmayan, fakirin hakkı olan, öyle buyuruyor Allahu Teala Hazretleri, fakirin hakkıdır buyuruyor. Halbuki o kazandı dükkandan ama zengin olduğu için zenginin malının içinde fakirin hakkı olduğunu beyan ediyor Allahu Teala Hazretleri. O malı veren, nasip eden Allah. Efendim, onu vermeniz lazım. Vermezseniz başkasının hakkını yemiş olursunuz diye düşünüyor İslam. Onun için her çeşit efendim zenginlikten, yani arazideki mahsulattan da, hayvan sürülerinden de, efendim nakit paralardan, ticari eşyalardan da efendim çıkartıp belirli yerlere efendim hayırları, paraları harcamak farz olan zekat. Tabii bu farz olan zekattan ayrı insanların başka türlü de hayırlar yapması lazım. Zekatın dışında da hayırlar yapma ihtiyacı oluyor, gereği oluyor. Çünkü herkes zekatı alma şartlarına sahip olmuyor ama gene de
yardım edilmesi gereken kimseler oluyor. Sonra efendim insanın zekat verilemeyecek yerler oluyor. Oralara da yardımcı olması gerekiyor. Mesela zekat camiye verilmez. Yani cami yapılsın diye zekat parası verilmez. Sonra zekat mesela vefat etmiş bir insan ortada cenazesi duruyor. Bunun işte son masrafları yapılsın. Kefen alırsın, alınsın, tabut alınsın, efendim mezar alınsın, gömülsün. Bu parayı zekat vereyim. Oralar olmuyor. Oralara efendim zekatın şartları var. Efendim temlik şartı var. Efendim verileceği yerler var. Oralara başka hayırların yapılması gerekiyor. Demek ki farz olan zekat hayrından ayrı da hayırlar, efendim masraflar oluyor her zaman. Burada bu ayeti kerimede bu konuda bilgi öğretilmiş oluyor biz Müslümanlara. Enfaka yunfiku infak fiili. Yes'elûneke mâzâ yunfikun. Neyi infak edecekler diye soruyorlar sana. İnfak demek nafaka vermek. Yani geçinmesi için gerekli, efendim yaşamı için rahatça yaşayabilmesi için efendim şöyle lazım olan şeyleri vermek. Verilen şeye de nafaka deniliyor. Efendim vermeye de infak deniliyor. Veren kimseye münfık deniliyor. İhsan eden, veren kimse manasına. Şimdi neyi infak edeceğiz diye soruyorlar. Bu soran kişinin efendim ismi de zikredilmiş. Amr İbni Cemuh radıyallahu anh, zengin bir zat ve yaşlı bir kimse. Efendim o Peygamber Efendimiz teşvik edince hayır yapmayı, kesenin ağzını açmayı, efendim Allah yolunda böyle sevap kazanmak için efendim ihtiyaç yerlerine para vermeyi teşvik edince bunların hakkında bilgisini genişletmek istemiş. Yani nereye, nasıl vermemiz lazım diye Peygamber Efendimiz'e soruyor. Soru itibariyle, soruluş şekli itibariyle yes'elûneke mâzâ yunfikûn, neyi nafaka olarak vereceğiz gibi de anlaşılabilir ama tabii elinde olan para veya efendim yiyecek, giyecek, daha başka şeyler. Her şey infak edilebilir. O sorun değil. Burada soru ne infak edeceğiz den maksat, ne infak edeceğiz den maksat, nerelere, yani bu infak işini nasıl yapacağız, bu konuyu nasıl emrimizi yerine getireceğiz gibi bir şey maksatla sorulmuş olduğu için bu soru efendim Allahu Teala Hazretleri de onun nerelere, kimlere öncelikle yapılacağını bu ayet-i kerimede, yani kişinin kimlere karşı yakın olması dolayısıyla sorumluluk taşıdığını beyan etmiş oluyor. Kul de ki onlara ey Resulüm, ma enfaktum min hayrin. Hayırdan, yani mal, para efendim vesaire olarak vereceğiniz malzemeden infak ettiğiniz şeyler felil valideyni, efendim kim içindir? Anne baba içindir. Evvela insanın annesine babasına bakması lazım. Annesi babası onlara küçükken nasıl baktıysa evlatlara, evlatların da anne babalarına efendim bakması lazım. İnfak etmesi lazım. Hatta anne babaya infak sevap bakımından çok çok yüksek. 1'e 700 mükafat, sevap kazandırıyor. Bir verince 700 verilmiş gibi efendim sevap kazandırıyor. Vel akrabin. Akrabin, akrab kelimesinin çoğulu. Bir de buna benzeyen, sesleri benzeyen bir akrep kelimesi var. Biz Türkçe'de akrep diyoruz. O ayın ile yazılır. Bu kelime elifle yazılıyor. O kelime başka. O Arapça'da akrab okunur. Akrab okunur. Burada akrab biraz hemze olduğunu efendim duyurabilecek, anlayabilecek, anlatabilecek şekilde dikkatli okumak lazım.
ayın değil, hemze, akrab, karib kelimesinin ismi tafdilidir. Yani daha yakın olan. Karib yakın demek, akrab daha yakın demek. Akrabin daha yakınlar. Bu daha yakınlar kimlerdir? Anne babadan sonra annenin babanın dışında kalan efendim tanıdıklar, yakınların içinde daha yakın olanlar nispeten hangileridir? Efendim, hadis-i şerifte beyan edilmiş. Ümmeke ve ebake. Anana, efendim, önce anne zikrediyor. Anana, babana ve uhteke, kız kardeşine ve ehake, erkek kardeşine sümme ednake, ednake. Sonra daha yakına, daha yakına. Edna kelimesi de Türkçe'de efendim, aşağılık filan manasına geliyor. Halbuki daha yakın manasına kullanılıyor Arapça'da. Edna, müennesi dünya geliyor. Daha yakın şey, eğer erkek müzekker kelime ise edna kelimesi kullanılıyor. Müennes kelime ise, yani dişil kelime ise dünya kelimesi kullanılıyor. Mesela hayat. İki tane hayat var. Efendim, bir öbür hayat, öldükten sonra başlayacak olan şeyden sonra başlayacak olan hayat. Bir de şu anda yaşadığımız hayat. Bu hayata el hayatü dünya derler. Daha yakın olan hayat. Ötekisine de el hayatü, el hayatül ahire. Sonraki hayat derler. Efendim, veyahut bu içinde yaşadığımız şu çevremize şimdi eddarü dünya. Şimdiki yurt, ev derler. Ahirete öldükten sonra da varılan efendim ikinci alemdeki yere de eddarul ahire, sonraki yurt derler. Yani edna kelimesi, edna ve dünya, birisi müzekker, birisi müennes, daha yakın demek. Demek ki anneden başlayacak, kız kardeş, erkek kardeş, sonra işte o yakınlık sırasına göre kimler varsa çevresindeki efendim şeylerden, böyle el, yardım eli uzatılacaklardan efendim onlara uzatılacak. Tabii bu şey değil, zekat değil, çünkü zekat annelere, babalara, efendim dedelere, ninelere, torunlara verilmez. Yani usul ve furu'a zekat vermek yoktur. Çünkü onların bakımı zaten kendisinin üzerine. O zaman zekatı kendisine vermiş oluyor. Halbuki zekat malını çıkartıp fedakarlık yapma ibadeti onlara olmuyor. Annesine babasına mecburen bakacak. Burada işte bu zekatın dışında olduğu buradan da anlaşılıyor, bu harcamaların zekat dışı harcamalar olduğunu efendim beyan etmiş oluyor bu kelime ile. Anne baba kelimesini kullanmakla. Biz de hayır işlerini takip ederken kardeşlerimiz sorarlardı, verdikleri hayır yapan kimselere verdikleri paralar. Bu parayı veriyorsun, Allah kabul etsin, tamam. Bu nasıl bir para? Zekatsa onun harcanma yerleri belli. Fakirlere verilecek vesaire. Şeyse, hayır serbest hayırsa, efendim infak edilecek herhangi bir konuda harcanabilecek cinstense, o zaman ona serbest hayır derlerdi. Farz edelim, tamirat yapılacak, oraya harcanır. Caminin efendim bir şeyi, musluğu değişecek, 100 numarası genişletilecek, oraya harcanırdı vesaire. Evet, akrabin, akraplar, yani daha yakınlar manasında çoğul bu da. Efendim, ana babaya verilir, en yakınlara verilir, efendim nafakalar, hayırlar, velyetama, yetimlere verilir. Efendim, babası yok, kendisini himaye edecek, geçindirecek kimsesi yok, boynu bükük, onlara verilir. Tabii o zamanlar biraz daha fazlaydı galiba bu yetimler, çünkü babalar, erler cihada gidiyorlar, şehit oluyorlardı. Geride aileler, çocuklar kalıyordu. Onların da bakılması tabii Müslümanlar için şey efendim önemli. Vel mesakin, işte geçimini sağlayamayacak miskin fakirler. Vebni sebil, yolcu, efendim yolun oğlu demek bu tam kelime olarak. İbni sebil, efendim yolun oğlu demek. Yani yolda kalmış, parası olmadığı için bir yerden bir yere, gideceği yere gidemiyor. Muhtaç, yani kendi beldesinde değil, garip efendim, ona da yardım edilmesi lazım.
Zekatta tabii bir de iki kalem daha geçer. Birisi efendim kölelerin yani zekatın nerelere sarf edilebileceği konusunda efendim şeyler zikredilmemiş burada. Ama onlar da arkadaki efendim ki gelen kelimede anlaşılıyor. Ve ma tef'alu min hayrin. Yani hayırdan ne yaparsanız fe innallaha bihi alim. Allahu Teala Hazretleri onu çok çok hakkıyla, tamamıyla bir hakkın bilir. Hiç şüphe yok ki yaptığınız her hayrı Allahu Teala Hazretleri bilir buyurmuş oluyor. Şimdi burada Meymun İbni Mihran rahmetullahi aleyhin bir sözünü almış tefsir kitabı. Bunlar diyor sayılanları işte ana baba efendim bilmem yakınlar, yetimler, fakirler, yolda kalmış fakir yolcular filan bunlar var da diyor infak edecek şeyler arasında efendim tabaklar, lüks tabaklar, efendim bilmem çalgılar, efendim süsler oraya buraya asılan duvarları süsleyen efendim duvarların efendim böyle güzel görünmesi için asılan askılar, örtüler böyle şeyler yok diyor. Yani demek istiyor ki Allahu Teala Hazretleri paraları böyle gerçek efendim faydası olacak yerlere harcamanızı efendim emretmiş bu ayet-i kerimede lüzumsuz yerlere harcamayın çünkü paranın nereye harcandığını da Allahu Teala Hazretleri soracak. Yani sen istediğin her yere harcayamazsın. Şimdi biz tabii Türkiye'de şu anda görmüyorum nasıl olduğunu halkın davranışının takip edemedim bugünlerde ama yani mesela kim bilir Allah ıslah etsin. Bu yılbaşı eğlencesi falan diye ne kadar çanlar, ne kadar efendim şeyler yapılmıştır, kesimler yapılmıştır, ne kadar otellerde, ne kadar büyük paralarla, ne kadar efendim ayırmalar yapılmıştır, rezervasyon dedikleri yer kapatmalar yapılmıştır. Nice nice paralar, nice nice eğlencelere sarf edilmiştir. Halbuki ne kadar fakir Müslüman var çevremizde ve Türkiye'mizde ve paraların israf edilmeyip de harcanması gereken ne kadar önemli konular var. Ne kadar önemli konular var. Onun için o mübarek zatın o ikazı da burada çok tatlı geldi bana. Evet buralara infak edilir. Tamam infak edilecek yerleri gördünüz ama infak edilmeyecek yerleri de unutmayın. Oralara da infak yapmayın. Bu harcama boş yere havaya gitmesin, sorumluluğa düşmeyin. Allah Teala Hazretleri sonra sizi cezalandırmasın demek oluyor. Evet, sizden ne hayır olursa büyük küçük Allah Teala Hazretleri hiç şüphesiz onu alır ve onu görür ve bilir ve mükafatlandırır. En üstün şekilde mükafatlandırır. En aşağısı 1'e 10'dur. Efendim yapılan iyiliğin mükafatlandırılmasında mükafatın kat sayısı en aşağısı 1'e 10'dur. Ama bazen demin mesela anne babaya yapılan yardım geçti. Anne babaya yardım 1'e 700'dür. İnsanın evine getirdiği yiyecek, içecek, giyecek, çoluk çocuğu rahat etsin diye, huzurlu yaşasınlar diye, kimsenin eline bakmasınlar, imrenmesinler, özenmesinler başkalarına diye eve getirmek lazım. Bol bol yiyecek, içecek getirmek lazım. Çoluk çocuğu efendim gözü tok yetiştirmek lazım. Onlar 1'e 700'dür. Efendim Allah yolunda sarf edilen paralar 1'e 700'dür. Tabii niyetlerin ve ihtiyaçların çokluğuna göre sarf edilen yerlerin çok hayır, büyük sonuç getirecekse mükafatı daha da büyük olabilir. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi, görevlerimizi bilip efendim, onları eksiksiz yapmaya muvaffak etsin. Yapmayıp da
sorumlu duruma düşmekten korusun. Yanlış yerlere, efendim, lüzumsuz, fuzuli veyahut israf veyahut haram, efendim, harcamalar yapmaktan da korusun. Çünkü harcarsın ama onun vebali, sorumluluğu kalır. Harcamaz, harcanacak yerlere harcamaz. O zaman da onlar cehennem ateşinde kızdırılacak, alınlarına, sırtlarına, yanlarına yapıştırılacak. O harcamadığı altınlar, gümüşler, paralar, Allah yoluna harcamadığı şeyler, onlar yapıştırılacak cehennemde. İşte dünyadayken harcamadıklarınız, tadın bakalım saklayıp biriktirdikleriniz nasılmış diye o azabı tatmak ne demek yani, son derece acı ve feci olacak. O öyle cezalandırılacağı ayet-i kerimelerde bildiriliyor. Binaenaleyh cimrilik de yapmamak lazım. Keseyi açtığı zaman da yanlış yerlere de sarf etmemek lazım. Gösterişe, günaha, harama, efendim, yasak şeylere harcamamak da lazım. Bundan sonraki ayet-i kerime, 216. ayet-i kerime, kütübe aleykümül kıtalü ve hüve kürhüllüküm. Kıtal sizin üzerinize yazıldı ve o sizin için nahoş bir şey, sevimsiz, hoş olmayan, kerih görülen bir şey olduğu halde sizin boynunuza vazife olarak savaş, kıtal yazıldı. Ve asa en tekrahu şeyen, ama sizin hoşunuza gitmeyen şeyler olabilir ama o bir şeyi siz hoşlanmazsınız, sevmezsiniz, kerih görürsünüz, mekruh görürsünüz, nahoş görürsünüz ama ve hüve hayrüllekim, o sizin için daha hayırlıdır. Ve asa en tuhibbu şeyen, bazen de bunun mukabilinde, karşısında bir şeyi seversiniz ve hüve şerrüllekim, o sizin için hayır değildir, şerdir, daha kötüdür. Vallahu ya'lemu ve entüm la ta'lemun. Allahu Teala Hazretleri her şeyi biliyor, Allah biliyor ama siz bilmiyorsunuz. Onun için yazmışsa, savaşı yazmışsa, bildiği için yazmıştır. Engin, sonsuz ilminden, akıbetini bildiğinden, sonunun hayır olacağını bildiğinden yazmıştır. Efendim, siz bilmediğiniz için yazılan şeyden hoşlanmazsanız canınız sıkılır ama efendim onun sonundan hayır gelecektir. Siz bilmezsiniz, Allah biliyor. Sonunda hayır olduğu için yazmıştır. Yani savaş gibi tatsız izlenimler, duygular efendim şey yapan insanda bir kelimenin veya bir işin bile sonunda hayır vardır. Onun için Allah onu yazmış oluyor. Şimdi kütübe yazmak demek, yani farz kılınmak. Vazifeler arasının, vazifeler efendim sırasının başına yazılmış oluyor savaş. Kıtal, efendim, katele kökünden mufaale babıdır. Yani katele öldürdü demek, kıtal de karşılıklı öldürüşmek demek. Yani dövüşüp öldürüsüye, öldürmecesine dövüşmek demek, birbirini öldürüşmesi insanların, orduların karşı karşıya gelip. Bu cihadın özel bir şeklidir. Cihad, o da cehd kökünden geliyor. Cehd sarf etmek ama karşılıklı cehd sarf etmek. İslam düşmanları İslam için cehd sarf ediyorlar. Müslümanlar da İslam'ı korumak için cehd sarf ediyor. Böylece bir cihat oluyor. Karşılıklı cehitleşme oluyor. Bu cehitleşme bazen kıtale dönüşür. Savaşmaya, vuruşmaya, öldürmeye dönüşür. Bazen de oraya varmaz ama başka dallarda, başka geniş alanlarda efendim çok çalışmalar yapmak tarzında tezahür eder. Demek cihadın bir çeşididir. Efendim, ama bazen de birbiri yerine kullanılıyor. Halbuki cihat daha geniş bir, daha umumi efendim bir kavramdır. Kıtal daha hususi bir kavramdır. Daha hususi bir cihat şekli yani. Şimdi sizin boynunuza
farz olarak, görev olarak, Müslüman olarak kıtal, çarpışmak, öldüresiye savaşmak, yani öldürmece karşılıklı silahları alıp orduların karşı karşıya gelmesi, savaş tutuştuğu zaman ne oluyor? Şimdi Türkçedeki savaş kelimesi savmak kökünden geliyor. Yani birisi geliyor üstüne, sen de onu savuyorsun. O da sen onun üstüne gittiğin zaman onu savuyor. Karşılıklı savuşma yapıyorsunuz birbirinizden. Savuyorsunuz karşınıza geleni. Oradan gelmiş kelime bu çarpışma manası. Efendim öldürmece manası. Burada kateleden geliyor. Biliyorsunuz öldürene katil derler. Öldürmeye katletmek derler. Kıtal de öldürüşmek demek. Şimdi bunu Allah Teala Hazretleri yazdı müminlere. Neden? İslam düşmanlarının İslam'a, peygamberimize, Müslümanlara tecavüzleri artık anlaşılabilir, izah edilebilir bir ölçünün çok üstüne çıktı. Baskılar, zulümler çok aşırılaştı ve başladılar Müslümanları öldürmeye. Azıttılar, azgınlaştılar. Zavallı, masum, mazlum, zayıf, müstedaf Müslümanları işkencelerle öldürmeye başladılar. O zaman Allah-u Teala Hazretleri de savunma efendim emri veriyor. Yani Müslümanlar boynu bükük duruyorlar. Allah-u Teala Hazretleri de o zaman savunma emri veriyor. Size efendim öyle yaptıkları için onlar, düşmanlar savaşmak yazıldı. Ve hüve kürhün lekum, burası hal cümlesidir. Yani sizin için mekruh, hoşlanılmayan, tatsız bir şey olduğu halde savaş sizin boynunuza yazıldı. Evet, kürh kelimesi efendim kerih kelimesinin ismi taftilinin çoğulu olabilir. Yani kerih, mekruh görülen, hoşlanılmayan şey demek. Efendim çoğulu şey, ismi taftili ekreh, en çok sevilmeyen şey. Efendim onun da çoğulu kürh gelir. Yani hiç sevilmeyen şeyler olduğu halde bu savaş, hiç sevilmeyen işlerden oluşan bir faaliyet o savaş. Nedir hoşlanılmayan şey? Bir kere yola çıkıyorsun, toza toprağa bulanıyorsun, nöbet tutman lazım, gece baskına uğrayabilirsin, silahı taşıyacaksın, cephaneyi taşıyacaksın, efendim yatak yok, nerede yatacağın belli değil, rahat yok, efendim su bulamayabilirsin, gıda bulamayabilirsin, düşmanla çarpıştığın zaman, düşman zorlu olursa, efendim zorluk karşı karşıya geldiğin zaman, sen güçsüz olursan, o kuvvetli olursa yatırır, efendim keser, biçer. Efendim ölmek var, yaralanmak var, yorulmak var. Bir sürü mekruh, bir sürü kerih şeyler var. Bunlar böyle tatsızlıklardan meydana gelmiş olduğu halde savaş, mecburiyet. Efendim savaşmayı Allah yazdı. Neden? Mesela bir uzuvda efendim iyice doktorların ümit kestiği bir rahatsızlık büyüdüğü zaman, kangren olduğu zaman, o zaman bir araya geliyorlar doktorlar. Keseceğiz bu uzvu diyorlar. Niye? Bu çürüdü. Bu uzuv bu haliyle artık vücuda yük oldu. Bunu böyle bırakırsak buradaki irinler, efendim şeyler vücudun öbür taraflarına da yayılır, ölürsün. Onun için bunu buradan ayırmamız lazım vücuttan. Burası çürüdü, buraya kan gitmiyor, burası tedavi olamıyor. Efendim kangren oldu diyoruz. Kesmek lazım. Bacağını kesiyorlar, kolunu kesiyorlar. Allah etmesin insanın. Neden? Yaşamı devam ettirmek için. Yani bazen siz de çevrenizde her zaman görürsünüz. Allah sağlığınızı, afiyetinizi daim eylesin. Kendi eliyle insan hastaneye gidiyor ve ameliyat oluyor. Ameliyat ne demek? Vücudundan bir şeyin kesilmesi, atılması demek. Kanın akması demek. İğnenin batması demek. Canın yanması demek. Ama insan istiyor bunu. Neden? Sonunda sağlık var diye. İşte aynen böyle toplumun da sağlığı, yaşamı için düşmanın azgınlığı artınca, düşmanla savaş hoş bir şey olmasa bile efendim gerekiyor. Zaten siz savaşmasanız bile, yani siz savaşmadığınız halde düşman üstünüze gelmeye devam ediyor. Yani senin sulhçu olman efendim onun daha çok iştahasını kabartıyor. Tamam, bunlar çarpışmazlar.
efendim ses çıkartmazlar, silah kullanmazlar, itiraz etmezler. Bunların zihniyeti budur diye o zaman kurtların bir kurdun bir sürüye girip bütün koyunları boğması gibi durum oluyor. Demek ki o kadar da efendim şey olmaması lazım. Hayat öyle değil. Hayat o kadar böyle şeyden uzak durmak değil. Her hayvanın kişi olarak savunma efendim teşkilatı vardır. Tabiata baktığımız zaman efendim toplum olarak da savunma tedbirleri vardır. Mesela kurtlar saldırdığı zaman yaban atları daire olurlarmış. Başlarını iç tarafa getirip arka ayakları dışarıda gelen kurtlara çifte atarak efendim kendilerini savunurlarmış. Bu bir askeri şey tabii. Güzel. Yani başları şeyde olsa tehlikede oluyorlar. En kuvvetli cihazları arka ayakları vurup vurup efendim kurtları kaçırttırıyorlarmış. İşte bazı hayvanların boynuzu oluyor. Bazı hayvanların efendim iğnesi oluyor kendisini savunmak için. Bazısının dişleri oluyor. Efendim bazıları kendisini şahıs olarak, fert olarak savunuyor. Tek birey olarak bazen de topluca savunma yapıyorlar. Tabii en şerefli mahluk olan, en akıllı mahluk olan insan da hem kişisel olarak, özel olarak, tek olarak, birey olarak, şahsi olarak hem de toplum olarak bu durumla karşılaşabilir. Onun için Allah bunu yazmış. Ve asa en tekrahu şeyen ve huve hayrun lekum. Bu asa ince okunacak. Asa okunmayacak. Çünkü ayından sonra sin var. Sin olduğu, ince olduğu belirtilecek. Asa efendim sin olduğu belirtilecek. Sinle olunca asa o belki olabilir ki bir ihtimal de şu ki manasına bir kelime Arapçada. Asa olursa satla isyan etti demek olur. Mana tamamen başka bir tarafa kayar. Onun için güzel tecvidle efendim maharici hurufa dikkat ederek, harfin telaffuz şekline dikkat ederek efendim öyle telaffuz etmek lazım. Türkçede de var mı böyle bir şeyler derseniz var tabi. Mesela kır kelimesi. Bizde ı harfi var. Avrupalıların hiç çıkartamadıkları bir harf bu. Türkçe öğrenenler efendim bu ı harfinin de çok zorlanıyorlar bakıyorum. Kır kelimesini hadi bakalım çok yakın bir nokta farkı var. İ ile oku. Kırı. Kir olur. Mana bozuluyor hemen. Yani çünkü ı başka, i başka Türkçede. Yani ü başka, u başka. Efendim. Kur başka, kür başka mesela. Onun için burada da asa başka, asa olsaydı başka olacaktı. Asa muhtemel ki efendim muhtemeldir ki en tekrahu şeyen bir şeyden siz hoşlanmıyorsunuz, bir şeyi mekruh, nahoş görüyorsunuz ama ve huve hayrun lekim, o sizin için daha hayırlıdır. Hayrun kelimesi ismi taftil manası taşır kendi içinde, bünyesinde. O sizin için hayırlıdır. Yani iyidir manası diye böyle düz bir mana yok. Süperlatif veyahut komparatif manası var. Yani mukayese veya en karşılaştırma veya en üstünlük manası var. O sizin için daha hayırlıdır. İki şeyden bir tanesi ise daha diye tercüme edilir. Daha hayırlıdır. Şeyse onu böyle değilse en hayırlıdır manası verilir. Burada ve huve hayrun lekum. Bu daha hayırlıdır. Bakalım tercümelere. Efendim evet, burada bir Türkçe tercümede daha hayırlıdır diye efendim belki de hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için daha hayırlıdır. Evet, öteki hoşunuza giden şeyden hoşunuza gitmeyen bu şey daha hayırlıdır. Böyle de olabilir bazen. Yani bir şey hoşlanmazsınız, istemezsiniz ama hayırlıdır. Ders çalışmak tatlı değil ama arkadaşlar sinemaya giderken, oyun oynamaya giderken bu çocuğun evde oturup ders çalışması biraz canını sıkar, suratı asılır veyahut annesinden izin istiyor da evladım görevini yap öyle git diyor. O zaman biraz yüzü asılır ama ders çalışmak daha hayırlı. Ve asa en tuhibbu şeyen, buna mukabil, bunun karşılığında, bunun zıttı olarak da bir şeyi seversiniz bazen, istersiniz ve huve şerrün leküm. Bu afyonu, esrarı nasıl alışıyor insanlar? Sevdikleri için kullanıyorlar. Tatlı bir takım sonuçları oluyor. Keyifleri oluyor diye mükeyyefat diyoruz zaten.
Onu kullanıyorlar. Ondan sonra sağlıkları mahvoluyor. Beyinleri tahrip oluyor. Ölüyorlar. Ölüme götüren bir şey. Seviyorlar ama ve şerrüllekum, o sizin için daha kötüdür. Şer de hayır kelimesi gibi daha veya en manası içinde saklı olan bir kelime. Daha kötüdür de siz onu seversiniz. Belki sevdiğiniz şey seviyorsunuz ama o sizin için daha kötüdür. İşte vallahu ya'lemu ve entüm la ta'lemun. Allah bilir ama siz bilmezsiniz. Allah-u Teala Hazretleri bildiği için kullarına savaşı müsaade ediyor, emrediyor. Savaşın diyor. Çünkü savaşın sonunda hayır var. Efendim, savaş olmadığı zaman savaş etmemenin sonunda esaret var, zillet var, yağmalanmak var. Efendim, malı, mülkü, çoluk çocuğunun yağmalanması var. Irzların, namusların payimal edilmesi var. Yurtların yakılması, yıkılması var. Her türlü kötülük var. Yani savaşmadın da daha mı iyi oldu? İşte bak, daha neler yaptılar. Onun için savaşmak lazım. Bu bakımdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki efendim men mate velem yavuzu velem yuhaddis nefsehu bil gazvi mate miteten cahiliyeten. Kim savaşmadan, gaza etmeden, gazilik yapmadan efendim ölürse ve kendisine gazilik yapmayı niyet olarak kurup kendi kendine gazilik yapayım diye söylemeden, niyet etmeden ölürse mate miteden cahiliye, cahiliye devrinde ölen bir İslam'a erişmemiş insanın ölümü gibi cahiliye ölümü ile ölür. Müslümanların hepsine efendim savaşa katkıda bulunmak vazifesi vardır. Eğer şeyse gücü yetiyorsa savaşa bizzat katılır. Eğer oturduysa, gidemiyorsa, hasta, ihtiyar, sakat, topal, kör, efendim, bunlar ayet-i kerimelerde istisna ediliyor bazı ayet-i kerimelerde. O zaman da yardım etmesi lazım. Yardım istendiği zaman yardımcı olacak, malıyla vesairesiyle, geri hizmetlerde. İmdat istenirse imdadına koşulması lazım savaşmayanların. Yetmedi askerlerimizin sayısı, siz de gelin diye yeni taze kuvvet isterlerse o zaman katılmak gerekir. Efendim yani bütün Müslümanların cihattan yana görevi vardır. Şimdi biz maalesef bu ana fikirleri kaybetmişiz. Çünkü İslam eğitimi yapılmıyor. Ya da eksik yapılıyor ya da çarptırılarak yapılıyor İslam'ın anlatılması. Ana fikirleriyle güzel anlatılmıyor. Müslümanların birbirleriyle kardeşlikleri, yardımlaşması zayıf. Bakın Avrupalılara, Avrupalılar kaç tane millet, kaç tane devlet nasıl yardımlaşıyor? Müslümanlar, işte biz Orta Doğu'dayız, işte komşularımız Suriye, Irak, efendim, diğer komşular, işte Mısır, Libya, efendim Cezayir, Tunus, Fas, efendim Mağrip vesaire. Müslümanlarda hiç böyle bir birlik ve beraberlik yok. Avrupalılar efendim uluslararası yollar için düşünüyorlar, kararlar alıyorlar. E5 diyoruz, E6 diyoruz. Yani International Road System. Böyle bir yerden bir yere ulaşım yani önemli bir şey olduğu için güzel yol yapalım, hızla gidilebilsin diye devletler anlaşıyorlar. Efendim gidiyorlar, geliyorlar. Aralarındaki efendim resmi işleri kaldırıyorlar, formaliteleri. Sabahleyin çıkıyorsunuz arabanıza binip efendim Almanya'ya gidiyorsunuz. Almanya'dan Hollanda'ya geçiyorsunuz, Belçika'ya, Fransa'ya geçiyorsunuz. Efendim bilmem İsviçre'ye gidiyorsunuz, dönüyorsunuz, geliyorsunuz. Size bir şey demiyorlar. Tabii yani kendi vatandaşlarına bir şey demiyorlar ama böyle bizim gibi pasaportu olan filan bir kimseler hudutta durduruluyor. Efendim iznin var mı, vizen var mı diye soruyorlar. Onlar bu sorunları halletmişler. Biz dünkü eyaletlerimize valiler gönderdiğimiz diyarlara, şehirlere şimdi gidemiyoruz. Oraların halleriyle ilgilenmiyoruz. İşte Suriye, işte Halep,
efendim işte bilmem Kerkük, efendim Irak'taki efendim yerler, Bağdat'ımız, efendim ana gibi yer olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz. İşte gözümüzün nuru, efendim Hicaz beldesi, işte nicelerimizin dedelerinin efendim gittiği, askeri görev yaptığı Yemen illeri, efendim unutmuşuz. Birlik ve beraberlik şey yok. Yani İslam'ın birliği, beraberliği unutturuluyor. Müslümanlar bir araya gelmesin diye. Komşularımızla düşmanız. Efendim, dost olabileceklerimizle de düşmanlık körükleniyor. Efendim, bir türlü bize yar olmayan, kuyumuzu kazan, her seferinde bize saldırmış olan efendim şeylerle de dostluk yapacaksınız diye zorluyorlar. Bu hain daima bizim kötülüğümüzü istiyor. Daima bizden toprak istiyor. Efendim, onunla dost olacaksın. Bu bizim dostumuz, her zaman işte İstiklal Harbi'nde yardım etmiş falan. Yok, onunla düşmanlık yapacaksın. Bir acayip efendim dünyada işler böyle garip garip gidiyor. Müslümanların gözünü açması lazım. Kur'an'ı elinden düşürmemesi lazım ve çok çok iyi çalışması lazım. Çok iyi çalışması lazım. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak efendim tehlikeye girebilir. Kazanamayabilir, cezalara uğrayabilir. Şu mübarek Ramazan ayındayız. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için oruçlar tutuyoruz. Namazlar kılıyoruz, hayırlar yapıyoruz, Kur'an-ı Kerimler okuyoruz. Efendim nafakalar veriyoruz, zekatlar veriyoruz. Ama işte İslam'ın tek yönlü, bize müsaade edildiği kadar ki yönleriyle ilgilenmek, müsaade edilmeyen yönlerine de hiç dönüp bakmamak, o taraflara girmemek Müslümanlığın şuuruyla bağdaşmaz. Yani imanın bütünlüğüyle bağdaşmaz. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir ama siz bilmezsiniz. Siz bilmezsiniz ama Allah bilir. Bu umumi bir hüküm. Yani her meselede böyledir. Cenab-ı Hak her işin önünü sonunu bildiği için, işlerin sonunu bildiğinden hayırlı olanı önceden kimse anlayamazken böyle yapın sonra hayır olacak diye efendim emreder. Müslümanları sevdiğinden Allah'ın emrini tutanlar kazanır. Aksini yapanlar kaybederler. Şimdi bu umumi bir hüküm efendim, gerçekten böyledir. Onun için yeri göğü yaratan, insi cinni bilen, zahiri batını evveli geleceği bilen Allahu Teala Hazretlerinin emirlerini Müslümanların tutması lazım. Arada atladığımız ara cümleye dönüyorum. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrün leküm. Bir şeyi de efendim çok seviyor olabilirsiniz ama o sizin için daha kötüdür aslında. Bu da umumi bir kural. Evet, bazen insan bir şeyi sever ama hiç de iyi bir şey değildir aslında. Öyle durumlar çok oluyor. Mesela içkiyi seviyor da zararlı. Efendim esrarı seviyor da onun için babasını anasını dövüyor. Bileziğini alıyor karısının, ile uyuşturucuyu alıyor falan ama kötülük yani kesin. Şimdi bu umumi olmakla beraber bu ayeti kerimenin akışında, siyakı içinde yani şu da seziliyor, şu manada seziliyor. Siz cihat etmeyi sevmiyorsunuz, oturmak daha tatlı geliyor ama siz oturursanız, oturmayı seviyorsunuz, cihada katılmamayı seviyorsunuz, keyfinize bakmayı seviyorsunuz ama o zaman düşman sizin ülkenizi istila eder, efendim beldelerinizi ele geçirir, malınıza, mülkünüze saldırır, canınıza, malınıza, ırzınıza, namusunuza zarar verir. Onun için bu cihat konusunda da bu kuralı iyice aklınıza yerleştirin. Hoşlanmasanız bile anlayın, güzelliğini görmeye çalışın ve efendim cihata hazırlanın denmiş. Öyle bir ince efendim işarette tabii seziliyor. Cihadı hoş görmeyenler için. Demek ki cihadı hoş göreceğiz bir kere mümin olarak Allah emretti diye. Ve cihadı isteyecek bütün Müslümanlar. Şu veya bu şekilde ben de katkıda bulunayım diye isteyecek. Öyle yapmazsa cahiliye ölümüyle ölür. Hadis-i şerifini okuduk bu Peygamber Efendimizin arada efendim okuduğumuz. Şeyde tabii la hicrete ba'del fethi buyurmuş Peygamber Efendimiz. Kendi yaşamı sırasında
azılı düşmanların bulunduğu Mekke'yi de fethedip öbür kabileleri de tedip ettikten sonra artık hakimiyeti tamamen sağladıktan sonra Hicaz'da ve Arabistan'da buyurmuş ki La hicrete ba'del feth. Artık Mekke'nin fethinden sonra Medine'ye hicret sevaptı, mecburiydi. Müslümanların hicret edip Resulullah'ın etrafında toplanması emri verilmişti. Toplanmaları gerekiyordu. Öyle bir şey kalmadı ama bundan sonra artık ne var? Hangi görev kaldı? Velakin cihadun ve niyetün şey kaldı. Cihat kaldı. Yani artık İslam'ın korunması ve yayılması için çalışmalar var bundan sonra ve iyi niyetle İslam'a hizmet şeyi kaldı. Efendim o devam ediyor. Ve izen tünfirtüm fenfiru cihad için davet olunursanız hadi savaş oluyor olacak düşman toplanmış geliyor karşı çıkalım denildiği zaman silahı alıp efendim Müslümanların çıkması lazım. Ben küçüklüğümde şey derdim yani artık bunlar geride kaldı. Efendim Birleşmiş Milletler kuruldu dünyada. Efendim artık insanlar Cihan Harbi'nin birinci Cihan Harbi, ikinci Cihan Harbi'nin zararlarını gördüler. Artık kötü şeyler olmaz diyordum ama bu 21. yüzyıla girerken ve 21. yüzyılı şimdi de sürerken insanların hiç hunharlıklarının, gaddarlıklarının tarihtekinden değişme göstermediğini görüyoruz. Bir de büyük devletlerin de güçlerini efendim adaletten yana, hakkaniyetten yana değil de kendi menfaatlerinden yana koyduklarını kesin olarak görüyoruz. Onun için cihada hazırlık her zamankinden bence daha da şu anda önem kazanıyor. Cihada ve kıtale yani cihada hazırlanacak. Zaten cihat her zaman olacak. İslam'ı yaymak, korumak için her zaman cehd sarf edecek, gayret sarf edecek. Cihat her zaman var da kıtal yani silahlı çatışma da her zaman olabilir. Oluyor zaten. İşte görüyorsunuz bazen iki tane erimiz şehit oldu. Efendim iki tane görevli polisimiz şehit oldu. Haberleri her zaman duyuyoruz. Her yerde her zaman silah olabiliyor. Demek ki hazırlıklı olmak lazım. Müslümanların uyanık olması lazım. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi uyanık Müslümanlardan eylesin ve vazifelerini yapıp da rızasını kazananlardan eylesin. Gafletten, cahillikten, yanılmadan, sapıklıktan, dalaletten efendim korusun, felaketlere uğratmasın. Hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar olun. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.